Gazze günlerdir bombardıman altında. 7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor. Tüm ateşkes çağrılarına rağmen havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdüren katil İsrail ordusu, kadınları ve çocukları hedef alıyor. Savunmasız olan sivil halk bölgede büyük bir tedirginlikle yaşam mücadelesi verirken İsrail durdurak bilmiyor. Okullara, camilere, hastanelere kurşun yağdıran İsrail, dünyanın gözü önünde savaş suçu işliyor. Katil sürüsü Gazze'nin farklı noktalarını bombalamaya devam ediyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Refah'ın Ez-Zuhur bölgesinde Filistinli Şahin ailesinin evine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4'ü çocuk, 1'i kadın, 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Allahu Ekber! İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Refah'a saldıracakları açıklamasının ardından İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyinde yerinden edilen yüz binlerce kişiyi barındıran Refah kentine hava saldırıları artmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 14.685'i çocuk, 9.670'i kadın olmak üzere 34.500'ün üzerinde Filistinli şehit olurken 77.500'den fazla kişi de yaralandı. Günlerdir İsrail'in saldırısına direnen Gazze adeta harabeye döndü. İsrail'in Gazze şeridine yönelik aralıksız saldırıları büyük bir yıkıma yol açtı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayınlanan rapor, bölgede yaşanan yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Rapora göre bölgedeki durumun daha önce yaşanan çatışmalardaki gibi benzer bir süreci takip etmesi durumunda Gazze şeridinin yeniden inşasının gelecek yüzyılda tamamlanması bekleniyor. İsrail'in 7 aydır süren bombardımanlarının milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu bölgede 80 binden fazla konut yıkıldı. Raporda Gazze şeridinde yerle bir olan konutların yeniden inşasının ortalama 80 yıl sürebileceği belirtildi. Birleşmiş Milletler'in raporunda da inşaat malzemelerinin 2021'deki son krize göre 5 kat daha hızlı tedarik edildiği en iyi senaryoda bile yeniden inşasının 2040 yılına kadar süreceği kaydedildi. Gazze nüfusundaki yoksulluk oranlarına dikkat çekilen rapora göre saldırıların 9 ay sürmesi durumunda yoksulluk oranının da 2'ye katlanarak %38.8'den %60.7'ye yükselmesi bekleniyor. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'na göre Gazze şeridinde 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 86 bin konut, 25 hastane, 341 cami, 100 okul ve üniversite yıkıldı.